Meryem Öztürk sormuş. Meryem merhaba. Diyor ki, beyin koku arasındaki ilişki hakkında bilgi verir misiniz? Beyin ve koku arasındaki evet. İlişki. Aynı kokuda ders çalışırsak, o kokuyu alışınca, kokuyu aldığımızda beyin ders çalışmaya odaklanması kolay olur mu? Kokuyu lehimize beyin için kullanabilir miyiz? Teşekkürler. Hem de çok kullanırız. Meryem Hanım bu konuyla ilgili ne kadar ön bilgiye sahip bilmiyorum ama çok beyin biyolojisinin temeline dair bir soru sormuş. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Galiba bu konuyu daha önce hiç anlatmadık. Koku evet. Falan meselesi geçmedi. Koku hiç konuşmadık hocam. Enteresan. Şimdi kokunun şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz 5 tane duyumuz var. Görme, işitme, tatma, koklama, dokunma. Bu 5 duyunun arasında kokunun özel bir rolü var. Daha doğrusu özel bir yapısı var. O yapı da şu. Koku dışındaki bütün duyular duyu organlarından beynimizin algı kısmına gitmeden önce beynimizde talamus diye bir ara durak istasyonu var. Oradan geçip süzülmek zorundalar. Yani bunun olmasının sebebi de talamus aslında bir filtre. Beynimizin tam ortasındadır. Böyle erik gibidir iki taraflı. İki tane yan yana erik düşünebilirsiniz. Bunun içinden geçen bilgiler hangi kısmı beyne gitmeli, hangisi gitmemeli gibi bir takım filtrelemelerden geçer. Mesela kulaktan gelen verinin işitme alanına, gözden gelen verinin görme alanına gönderilmesini aslında talamus sağlar. Bunu bir nevi aktarım istasyonu gibi düşünebiliriz. Zaten İngilizce'de de talamus işte relay station ya da aktarım istasyonu denmesinin sebebi bu. Koku duyusu müstesnadır. Bu durumun dışındadır. Çünkü koku duyusu doğrudan beyin kabuğu ve beyin kabuğu altı duygusal merkezlere bağlı olan bir garip duyumuzdur. Bunun da canlılık tarihi açısından çok açık bir sebebi var. Beynin ilk versiyonları, en basit versiyonları, bugün özellikle balıklarda falan gördüğümüz, en basit beyinlere sahip canlılarda gördüğümüz versiyonları aslında tamamen koku duyusunu değerlendiren koku lobu dediğimiz bir parçadan ibarettir. Yani beynin orijinali aslında koku lobudur. Kokuyla ilgilidir. Koku niye bu kadar önemli? Etrafımızdaki, daha doğrusu o canlıların etrafındaki dünyanın yenir mi yenmez mi, zehirli mi, işte çiftleşecek bir eş mi var, kaçacak bir düşman mı var, avcı mı var vesaire. Bunların değerlendirilebilmesi için en dolaysız ve en hızlı duyumuz kimyasal bir duyu olan koku duyusu. İşin ilginç tarafı bir de talamus koku duyusundan sonra canlılık tarihinde ortaya çıkmış bir yapı olduğu için ve diğer bütün duyularda ondan sonra özelleştiği için diğer bütün duyular talamusa bağlıyken muhtemelen bizim koku duyumuz biraz bundan ari ve dışarıda kalmış. Şimdi bu anatomik bilginin bizim için ne önemi var? Bizim beynimizde de olay aynı şekilde işleniyor. Koku duyusu beynin özellikle duygusal kısımlarına çok yakından bağlı, direkt olarak bağlı. Bunlar işte bizim videolarımızda sıklıkla bahsettiğimiz amigdala gibi, hipokampus gibi, hipotalamus gibi vücudumuzun hem hormon sistemini en üstten kontrol eden, hem işte bu şiddet, öfke, panik gibi duygulanımlarımızı yöneten, hafızamızı idare eden falan merkezlere koku doğrudan bağlı. Bunun günlük hayattaki işte yansımalarını hepimiz biliyoruz. En iyi bilinen nedir? İşte parfüm sektörü, niye böyle kozmetik sektörü, multimilyar dolarlık bir sektör. Koku bizi çok etkiliyor ve üzerimize sıktığımız kokular bir nevi yani bizim işaretimiz olarak algılanabiliyor karşı taraftan. Onun dışında mesela bir kokulu silgi kokladığınızda hemen böyle eski okul günlerine değil mi? Bak hemen bir tebessüm geldi. Ozan'a da geldi. Size de geldi eminim. Böyle bir kokulu silginin bizi ilkokul günlerine götürme durumu vardır. Ya da o koku nerede hissedilmişse ilk başta. Naftalin kokusu vardır hocam. Klasik aynen. Hep bir babaanne, aynen. Anneanne akla geliyor. Anneanne, yani. Babaanne dolabının ya da yatak odasının standart kokusudur. Öyle uykularını uyuduğumuz yerde genellikle vay be Allah rahmet eylesin hepsine. O kokuyla o hafıza arasındaki ilişkinin bu kadar hızlı tetiklenmesinin sebebi koku duyusunun oldukça filtresiz bir şekilde beyne, özellikle de hafıza merkezlerine gitmesi. Mesela işte o hipokampus dediğimiz o minik muzlara benzeyen iki taraflı yapının işi hafıza indekslemektir. Yani içindekiler dosyası taşır tabiri caizse. O koku geldiği anda onunla işleşen hafıza direkt çağrılır. Mesela bu konuyla ilgili yine Jonah Lehrer'in Proust Bir Sinir Bilimciydi isimli kitabını tavsiye edebilirim. Bu tarz anekdotlar üzerine yazılmış bir kitaptır o. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğinizde koku bizi sinirlendirebiliyor. Nasıl? Uzun süre kötü kokulu olan bir yerde bulunduğunuzda, mesela hani marjinal örnek bize kanalizasyonda yürüdüğünüzde bir süre sonra kaşlarınız çatılır ve kan basıncınız, kalp hızınız vesaire artmaya başlar. Sebebi kötü koku niye bize kötü geliyor? Yaşam açısından tehlike içerebilecek bir şeylerin sinyali o kimyasallar. Koku sistemi diyor ki buradan çık. Normalde 5-10 dakika kanalizasyon gibi bir yerde yürüseniz bile koku duyusu hızla adapte olur ve aslında o kokuyu aldığınızı bilinçli olarak fark etmeyebilirsiniz. Ama siz o kokuya burnunuz alıştı deseniz bile arka planda beyninizin üzerine yaptığı bu duygusal etkileri bayağı uzun süre devam ediyor. Bayağı ısrarlı bizi çalma oldu. Bunu niye özellikle anlattım? Çünkü şu anda mesela bu videoyu nerede izliyorsunuz bilmiyorum ama mesela ben şimdi size anlatırken burnum çok tıkalı olmasa biraz daha deneyeceğim ama bir koklayın bakalım bulunduğunuz yerdeki baskın koku nasıl?
Konuşurken gözlerinizi kapayıp, özellikle gözlerinizi kapamanız önemli çünkü görme beyni çok meşgul ediyor. Bir kapayın gözünüzü. 2-3 kez şöyle yavaş yavaş bir derin nefes alarak ortamı bir koklayın. İçinde bulunduğunuz ortamın genel koku karakteri nasıl? Olumlu mu, olumsuz mu sizin için? Yani böyle size güzel bir koku mu geliyor baskın olarak, yoksa kötü bir koku mu geliyor? Şimdi bu sizin ruh durumunuzu çok yakından ilgilendiren bir ipucu olabilir. Yani içinde oturduğunuz yerdeki kokuyu fark etmeseniz bile sizin şu andaki algılama kapasitenizi, öğrenme kapasitenizi, duygularınızı kontrol kapasitenizi, geleceğe dair plan yapma kapasitenizi ciddi anlamda etkileyen bir faktördür. İçinde bulunduğunuz ortamın yaygın olan kokusu. Madem bu kadar önemli, ne yapacağız? Biraz önce soruda geçtiği gibi sizi konsantre edecek, hoşunuza giden kokuları özellikle zihinsel faaliyetin yoğun olduğu durumlarınızda orada bulundurmaya çalışın. Birçok dini mabette, işte Budist öğretide, tasavvufta, Hristiyanlıkta vesaire birçok yerde, mabetlerde tütsüler ve kokular yakılmasının bir sebebi vardır. İnsanlar o hoş kokular içerisinde hem daha rahat konsantre olurlar hem de orada bir böyle rahatlık hissederler. Yani kendilerini oraya daha ait hissederler. Tam aksine kötü kokuların olduğu, mesela havasız, oksijen miktarı düşük ve toz vesaire gibi hoşa gitmeyen kokuların baskın olduğu yerlerde zihnimizin daha az çalıştığını, sabrımızın daha düşük düzeyde olduğunu vesaire biliyoruz. Deneyler bunu gösteriyor. O yüzden evet, belli kokuları belli davranışlarla eşleştirirseniz o kokuları aldığınızda o davranışlar çalışabilir. Ama bunun çok daha basit bir versiyonu, basit bir limon esansı. Mesela işte ya da turunçgillere ait bir koku. Birçok insanda beyin uyarımı sağlıyor ve daha keskin dikkat, daha iyi öğrenme sağladığını biliyoruz. İşte lavanta kokusu gibi, çiçek kokuları gibi, bazı çiçek kokularını tabii, uyumaya geçmeyi ve rahatlamayı kolaylaştırdığını biliyoruz. Bu tarz kokuları etrafımızda bulundurursak ve bir de Çin'de genellikle yaşadığımız yerin havasını temiz, kokusunu güzel tutacak önlemler alırsak rahatlıkla kafamızın daha iyi çalışacağını söyleyebiliriz. Tabii hani bir koku, işte bir tütsü yaktım, bir anda böyle zihnim açıldı, işte databank gibi hafızam oldu gibi bir şey pek beklemeyin ama zihnin optimal performansla çalışması için koku zannettiğimizden çok daha fazla önemli. Bu arada genç arkadaşlara da bir tavsiye vereyim bu kadar konuşmuşken. Abi yeni tanışmaya gidiyorsunuz ya, buluyorsunuz kendinizi parfümle, makyajla, yapmayın onu. Yani çünkü kendinizi doğru tanıtabilmenin en önemli yollarından bir tanesi doğal kokunuzu ve doğal sinyallerinizi karşıya tarafsız bir şekilde ulaştırabilmenin yollarını araştırmak. Bu da en iyisi. Sade ve temiz bir işte kıyafet, giyim vesaire, duruşla yeni bir insanla tanışmak olabilir. Çünkü çok fazla kozmetik sonra hayal kırıklığına sebep oluyor. Ya bunun orijinali böyle kokmuyormuş falan filan olunca ileride sıkıntı çıkmasın. Koku köpeklerde çok kuvvetli, insanlarda körelmiş diye bir laf duyarsanız inanmayın. Koku duyusu davranışlarımız açısından hiç düşünmeyeceğimiz kadar derinlikli etkiye sahip. Özellikle birbirlerine tutkuyla bağlı olan çiftlerin, bir görüşte aşk falan diye adlandırdığımız hadiselerin büyük bir kısmının birbiriyle örtüşen koku sinyalleriyle çok yakından alakalı olduğunu biliyoruz. Daha önceki videolarda anlattık. Birbirimize genetik olarak en uzak olan insanın kokusu bize daha çekici geliyor ve kadınlar bunu ayırt etme konusunda çok başarılı. Dolayısıyla o şişesi bilmem kaç yüz euroluk parfümleri sıkmadan önce bir daha düşünelim. Orijinal kokumuz belki de ne diyorlar ona? Ruh eşimizi bulmamız için çok önemli bir aracımız olabilir. Hadi hayırlısı, Allah mesut etsin. Sağ olun hocam. Çöp çatan tavsiyelerine de geçmiş olduk.